Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 10 Eylül'de Türkiye saatine göre öğlen 12.59'da 17 derece Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Güneş ve Ay'ın karşıt açıda olduğu bu Dolunay duygusal anlamda çok yoğun etkiler verebilir. Güneş Başak burcunda, Ay Balık burcunda olacak. Güneş Ay karşıtlığı Dolunay zamanlarında duygu ve düşüncelerimiz arasında gerilimler yaratabilir. Bir yanda içinde bulunduğumuz daha dünyasal şartlarla bir yandan da duygusal ihtiyaçlarımız arasında çatışmalar yaşayabiliriz. Değişken nitelikli su elementine ait bir burç Balık ve Jüpiter Neptün tarafından yönetiliyor. Dolunay sırasında Jüpiter Koç burcunda, Neptün de Ay'la birleşmiş durumda olacak ve An haritasında Yay burcu yükseliyor. Dolunay haritanın dördüncü evinde, dördüncü ev yine bizim özel hayatımız, iç dünyamız, ruhsal anlamda iç huzurumuz, aile, yuva gibi temalara işaret eder. Dolunay döneminde sezgilerimizin artması, duygusal hassasiyetimizin artması mümkündür. Hem ruhsal, hem bedensel, hem zihinsel çok hassas, çok kırılgan olabiliriz bu dönemde. Balık son burç biliyorsunuz. Aynı zamanda dünya ile dünya dışı arasında da bağlantılar kurabileceğimiz bir enerjiyi ortaya çıkarıyor. Bilinç dışına açılabileceğimiz yoğun enerjiler var. Bu nedenle bu dolunay bize biraz içe yönelmeyi, iç sesimizi dinlemeyi, tefekkür etmeyi, kendimizle baş başa kalmayı da tavsiye ediyor. Yalnız kalmak bu anlamda kendimize en azından yalnız kalıp kendi iç sesimizi dinleyebileceğimiz fırsatlar yaratmak çok faydalı olabilir. En fazla değişken burçlarımız etkilenecek bu dolunaydan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Balık, Başak, İkizler ya da Yay burçlarında doğduysanız 17 derece ve yakınlarında güneşiniz varsa. Yükselen değişken burçlarımızda yükselen burçları 17 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Bu dolunaydan en yoğun etkileri alacaklar. Kişisel doğum haritalarınızda da Balık burcu hangi evinizdeyse o ev konularında bir aydınlanma ve dönüşüm bekleyebilirsiniz. Aynı şekilde değişken burçların 17 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu gezegenlerin sembolize ettiği konularda bu dolunayda gündeminizde olabilir. An haritasına biraz daha detaylı bakalım. Güneş Başak burcunda. Burada işte hayatın daha materyalist konuları, günlük hayatımız, düzenimiz, iş konuları, mesleki konularımız, eğitimimiz, sağlığımız, temel ihtiyaçlarımız, tüm buralarda detaylar, düzenlenmesi gereken konular Güneş Başak burcunda ön plana çıkarıyor. Ayın da Balık burcunda olması duygusal ihtiyaçlarımıza dikkat çekiyor, sezgilerimize dikkat çekiyor. Hayatın gerçekleri ve iç sesimizin biz söyledikleri duygusal ihtiyaçlarımız arasında aynı zamanda kariyer, sorumluluklar, toplum önündeki görevlerimizle özel hayatımız, bize mutluluk veren konular, kendimizi güvende ve huzurlu hissedeceğimiz kavramlar ve temel ihtiyaçlarımız arasında bazı çatışmalar hissedebiliriz bu dolunay döneminde. Bunları dengelemek gerekiyor ya da en azından dengeyi sağlayacak arayışlarımız var. Jüpiter'le Merkür arasında karşıtlık var ki Merkür de yine aynı gün dolunay zamanında artık gerilemek üzere durmuş durumda olacak. Terazi burcunda olan Merkür, Jüpiter'in karşısında aslında bize biraz durup düşünmemiz konusunda da işaretler veriyor. Dolunay'ın yöneticisi Jüpiter Koç burcunda daha bireysel, daha sabırsız, daha bencil istek ve arzularımızı burada girişimlerimizi gösterirken karşısındaki Merkür Terazi burcunda durarak, gerilemek üzere durarak aslında biraz da hani ilişkiler içerisindeki denge ve uyumu korumamız gerektiğini, belki burada karşımızdaki kişilerin beklentilerini de önemsememiz gerektiğini, işbirliklerini sorgulamamız gerektiğini işaret ediyor. Tabii ki hak, hukuk, adalet gibi kavramlar da Merkür terazideyken daha fazla sorgulanacaktır. Bencillikle haksızlıklar yaptıysak ya da özellikle ilişkilerde bu anlamda paylaşımlar konusunda maddi manevi sorunlar yaşıyorsak Terazi burcundaki Merkür bunları gözden geçirmemiz, tekrar değerlendirmemiz için bize bazı fırsatlar verebilir. Balık dolunayıyla birlikte gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda
her şeye daha kolektif alanda, daha bütünsel bakmamız, güçlenen sezgilerimizle, algılarımızın açılmasıyla beraber kabulleniş içerisinde olmamız mümkün. Bu şekilde başkalarına karşı da daha duyarlı olabilir, empati yapabiliriz. Balık, fedakarlıkları, yardımlaşma temalarını da gösterir. Etrafımızdaki kişiler, aile üyelerimiz olabilir bunlar. İhtiyacı olan, bunlar zayıf olan, düşkün olan kişiler, hasta olan kişiler olabilir. Onlarla ilgilenmemiz, maddi manevi destek vermemiz, yardım etmemiz, fedakarlıklarda bulunmamız balık dolunayıyla daha fazla öne çıkabilir. Bu temalar gündeme gelebilir. Aynı şekilde bizim bağımlılıklarımızı işaret eder. Duygusal ya da maddi bağımlılıklarımız. Vazgeçmeyi anlatır balık burcu. Artık bizim için gerekliliği kalmamış kavramları hayatımızdan çıkarabiliriz. Bu dolunayla beraber. Bunlar alışkanlıklar olabilir, bağımlılıklar olabilir. Belki bazı duygusal zafiyetler olabilir. Bunları hayatımızdan çıkarmak için de önemli kararlar verebiliriz. Dolunay sırasında Güneş'in Uranüs'le Ay ve Güneş'in Uranüs'le, Boğa burcundaki Uranüs'e güzel bir açısı var. Aynı zamanda bu dolunay ay düğümlerine de olumlu açı yapıyor. Genel olarak daha uzun süreçte destekleyici bir pozisyon aslında. Uranüs bize bazı sürprizler getirebilir, beklemediğimiz. Boğa burcundaki kuzey düğüm ve Uranüs kendimizi her anlamda güvende hissetmek istediğimizi, güven, huzur ve istikrar aradığımızı gösteriyor. Bu dönemde en temel ihtiyaçlarımız tabii ki ön planda, maddi güvenliğimiz ön planda. Bunları sağlamak için bazı arayışlarımız var. İşte bunun için önemli manevi rehberlikler alabiliriz, bunları sağlayacak yardımlar alabiliriz ya da hayatımızda gerekli olan düzenlemeleri yapabiliriz. Bu şekilde istikrar, güven, huzur temalarını hayatımıza daha rahat taşıyabiliriz. Olumlu açıların daha çok öne çıktığını söyleyebilirim. Özellikle bu Uranüs'ün sürpriz açısı. Hayatımızda gerçekten hiç beklemediğiniz yerlerden bazı yardımlar, destekler gelebileceğini gösteriyor. Bu bir fikir de olabilir, bir aydınlanma olabilir, bir farkındalık olabilir. Sezgilerinize dikkat edin, rüyalarınıza dikkat edin. Dolunayla beraber dolunay yakınlarında ki 3 gün öncesi, 3 gün sonrası bu etkiler artacaktır. Rüyalarınızda da çok önemli işaretler gelebilir size. Hissedebilirsiniz. İçinde olduğunuz bazı zorluklar varsa, kararsızlıklar yaşıyorsanız işte sezgilerinizden fayda görebileceğiniz önemli bir dolunaydasınız. Uranüs burada güçlü aydınlanmalar getirebilir size. Evet, Venüs Başak Burcu'nda aslında arzularımız, ilişkilerdeki beklentilerimiz biraz daha bu dönemde güven istiyoruz, maddi manevi istikrar arayışımız var. İş konularında mesela Venüs'ün Başak Burcu'ndaki pozisyonu çok daha destekleyici olabilir burada. İş ilişkilerini, iş birliklerini daha fazla destekleyebilir. Günlük hayatımızda özellikle burada Merkür'ün, Terazi Burcu'ndaki Merkür'ün Mars'la yaptığı da güzel bir pozisyon var aslında, açı var. Her ne kadar Merkür gerilese de bu Merkür gerilemesi bize birçok detayı fark ettirecek gibi görünüyor. Hani anlaşmazlıkları çözmek için fırsatlar yaratabilir. Bazı ilişkilerdeki adalet arayışlarında, hak arayışlarındaki sorunlarımız varsa bunları elde etmek için de bize bazı kapılar açabilir, farkındalıklar verebilir. Balık dolunayında daha fazla merhametli olmamız, daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Bu imkanları da bize verebilir. Balık aynı zamanda sular, sıvılar, kimyasallarla ilgilidir. Denizler, okyanuslar, hani buralarda olabilecek gelişmeler, ülkemiz için de bu geçerli. Ülkemizin özellikle Akdeniz'de ve Ege'deki pozisyonları, yine donanmamız, askerimiz, ordumuzla ilgili konu ve kavramlar dolunayda uluslararası alanda da çok ön planda olabilir. Ülkemizin 9. evinde olacak bu dolunay. Aynı zamanda yükselen yay yönetici olarak 6. evimizi yönettiği için Türkiye haritasında. Burası zaten hani ordumuzu, askerimizi, donanmayı, genel olarak kamu alanını yöneten bir ev.
Jüpiter'in de sembolize ettiği konularla beraber ülkemiz için biraz daha askeri konular, denizlerdeki güvenliğimiz, donanmamızla ilgili bazı konuların ve çok fazla hani sularla ilgili, denizlerle ilgili konuların çok fazla dikkat çekmesini bekleyebiliriz. Balık dolunay ülkemizin Venüs'üne üçgen açıda uluslararası alanda sanat ve sanatçılarla ilgili bazı başarılar, sevindirici gelişmeler olabilir. Turizmde turizmden gelebilecek yine önemli gelirler olabilir. Bu alanlarda da şanslı etkilerinin olduğunu söyleyebilirim. Biraz hani borsayı da bence dolunay yakınları yükseltebilir, olumlu etkiler verebilir ama yine de spekülatif alanlara burada dikkat etmek gerekiyor. Evet, şimdi kişisel olarak dolunay bizi nasıl etkileyecek? Bunu kısa kısa yükselen burçlarınıza göre söylemek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, balık dolunayı 12. evinizi aydınlatıyor. Duyarlılarınızın arttığı, sezgilerinizin çok yükseldiği bir dönemde olacaksınız. Bu dönemde gerçekten biraz hani kendi iç dünyanıza yönelmeniz, yalnız kalmaya zaman ayırmanız önemli. Bu süreçte önemli farkındalıklar verebilir size. İç sesinize dikkat edin. Maddi manevi yardımlaşma temaları öne çıkıyor bu dolunayla beraber. Siz de başkalarına karşı daha duyarlı, hassas olabilirsiniz. İşte bağış yapabilirsiniz, yardım çalışmalarına katılabilirsiniz. Maddi ya da manevi olabilir bunlar. Sizin de ihtiyaç duyduğunuz alanlarda bazı yardımlar, yine maddi ya da manevi yardımlar bu dönemde daha rahat karşınıza çıkabilir. Hayatınızı iyileştirmek adına bu dolunay size önemli farkındalıklar verebilir. Kendi değerinizi fark etmeniz, içinde bulunduğunuz şartlarda güvence arayışlarınız, özellikle maddi güven arayışlarınızda bazı önemli açılımlar olabilir. Parasal gelirleriniz ya da kişisel yetenekleriniz, hani bunlara sahip çıkmak ve sahip olduğunuz değerleri kullanma konusunda önemli sürpriz destekler gelebilir. Sağlık konularına da tabii ki önem vermek gerekiyor bu dolunayda. Özellikle sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa sağlığınızı iyileştirmek, yaşam koşullarınızı iyileştirmek, konforunuzu arttırmak adına belki bazı alışkanlıklarınızı, bağımlılıklarınızı, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekebilir. Buralarda da bu dolunayın size önemli açılımları olabilir. Şifa arayışları için de önemli bir zaman. Özellikle manevi konularda, işte bilinçaltı konularında terapiler, arınmalar gibi konularda bilinçaltına yönelik de psikolojik olarak da çok önemli faydalar görebilirsiniz. Buralarda da bazı önemli çalışmalar içerisinde bulabilirsiniz. Gizli olan konular aydınlanabilir hayatınızda. Yani sizden saklanan bir şeyler varsa bunlar açığa çıkabilir. Gizli düşmanlıklar falan, hani arkanızda olup bitenleri hissedebilirsiniz. Veya sizin saklamak istediğiniz konu ve temalar varsa hayatınızda biraz hani gizlemeniz gereken konular da ön plana çıkabilir bu dolunayla beraber. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, balık burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. Keyifli bir evdir burası. Yaşamdan beklentileriniz, umutlarınız, hayallerinizle ilgili bu dolunay bazı hayallerinize kavuşmanızı sağlayabilir. Çünkü burcunuzdaki kuzey düğüm ve Uranüs'ün dolunayla güzel bir teması var. Sürprizlere hazır olun. Sürpriz etkiler var toplumsal alanlarda, iş hayatınızda, kariyerinizde. Belki beklemediğiniz bir terfi alacaksınız, bir başarı, bir ödül alacaksınız. Sosyal hayatınızda da önemli tanışmalar olabilir. Arkadaş ilişkilerinizde, grup çalışmalarınızda, ait olduğunuz bazı organizasyonlar içerisinde böyle sürpriz önemli görevler alabilirsiniz. Başkalarının dikkatini çekebilirsiniz. Bir anda maddi manevi hedeflerinize ulaşabileceğiniz, önemli başarılarla karşılaşabileceğiniz sizin için çok güzel bir dolunay, balık dolunayı. Venüs'ün de size güzel etkileri var. 5. evinizde bu dolunay sırasında aşk, romantizm, çocuklar, hayatımızdan keyif almak, eğlenceli faaliyetler, maddi şanslar, tüm bu alanlarda önemli destekler, faydalar görebilirsiniz sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkilerin çok daha güçlü olmasını bekleyebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, balık dolunayı 10. evinizde olacak. Bu dolunay sizin için çok önemli çünkü değişken bir burç sizin gibi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay kariyerinizde önemli bazı hak edişler getirebilir.
İş konuları, mesleki konularda yeni kapılar açılabilir size. Üstlerle ilişkileriniz önemli, aile büyükleriyle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular da önemli. Kariyer deyince sadece iş ve görevler bununla sınırlı değil tabii ki. Bazen ilişkilerimiz, evliliklerimiz, ortaklıklarımız da kariyerimiz ve geleceğimiz etkiler. Evet, bu dolunay bu alanlarda da bazı önemli dönüşümler, açılımlar getirebilir size. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, balık dolunayı size çok güzel bir açıda olacak. 9. evinizi aydınlatıyor olacak. Geleceğe dair beklentileriniz, akademik konular, eğitim gibi alanlardaki işleriniz, uluslararası planlarınız, yurt dışı ile ilgili her türlü işiniz bu dolunayda gündemde olabilir. Seyahate çıkabilirsiniz, yolculuklar olabilir. Hukuksal alanda bir işiniz varsa bu dolunay bazı konuları netleştirebilir. Genel olarak hayata birazdan manevi bakacağınız, sezgilerinizin güçlendiği, kabulleniş içerisinde olacağınız bir dönem. Manevi yolculuklara da katılabilirsiniz veya manevi bazı eğitimlere katılabilirsiniz. Sanatla ilgili çalışmalar için, yaratıcılığınızı da güçlendiren bir dolunay olduğu için her türlü sanatsal çalışmaları da destekliyor. Bu anlamda çok daha yaratıcı, çok daha dikkat çekici bir dönemde olabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, balık dolunayı sizin 8. evinizde olacak. Bu dolunay özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar alanında bazı aydınlanmalar getirebilir. Örneğin bir kredi beklentiniz var. Burada bu netleşebilir. Miras, sigorta gibi paylaşımlar, nafaka gibi ödemeler ya da tazminat, burs gibi beklentileriniz varsa bu dolunay bunlarla ilgili bazı gündemleri hızla açığa çıkarabilir. Eşinizin parasal kaynaklarında bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Örneğin bir işe ihtiyacı varsa bir iş bulması ya da sizin eşinizden gelebilecek destekler, işbirlikleri alanında bazı yatırımlar olabilir. Finansal durumunuz, finansal paylaşımlar, borç alacak gibi konularda bu dolunayın önemli farkındalıklar getirmesi mümkün. Manevi yönden de çok güçlü etkileri var bu dolunayın size. Hayata biraz daha ruhsal bakabilirsiniz. Şifa arayışlarınızda örneğin bazı tedaviler, psikolojik terapiler olabilir. Ameliyat, operasyon gibi bazı sağlık sorunlarınızın çözümlenmesi olabilir. Buralarda da bu dolunay size yine önemli etkiler verebilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, en önemli etkiyi alan burçlardansınız. Tam karşıt burcunuzda bir dolunay var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarında mı, eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok önemli. İlişkilerinizde bir aydınlanma var. İçinde bulunduğunuz ilişkilerde bu bir evlilik olabilir, bir arkadaşlık, bir işbirliği, bir ortaklık. Hani buralarda partnerinizle ilgili bazı şeyleri fark etmeniz ya da içinde bulunduğunuz ilişki dinamiğinizde bazı dönüşümler olması mümkün. Tabii ki evlilik kararları olabilir, evlenebilirsiniz, evlilik teklifleri alabilirsiniz, işbirlikleri olabilir, anlaşmalar olabilir veya süregelen ilişkilerinizi gözden geçirip buralarda bazı kararlar da verebilirsiniz. İşbirlikleriyle ilgili olabilir. Şu anda içinde bulunduğunuz ilişkiler ve özellikle maddi paylaşımlarla da ilgili bazı kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Eşinizin ya da partnerinizin yaşamındaki bazı gelişmeler de bu dolunayda çok gündemde olabilir. Bunlar kişisel doğum haritalarınızdaki yerleşimlere göre dolunay sırasında bazı sürprizler de getirebilir size olumlu olarak. Bazı stresler de yaratabilir. Bunları iyi dengelemek gerekiyor sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, balık burcundaki dolunay 6. evinizi aydınlatıyor olacak. Bu dolunay günlük hayatınızın detaylarına dikkat çekiyor. Çalışma koşullarınızda bazı dönüşümler olabilir. Çalışmıyorsanız bir işe girebilirsiniz. Çalışıyorsanız iş düzeniniz değişebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle ilişkiler önemli. Yardıma ihtiyacınız, desteğe ihtiyacınız olan alanlarda bu dolunay size bazı destekler, yardımlar getirebilir. Bu dolunayla beraber evcil hayvan edinebilirsiniz. Günlük rutinlerinizde bazı değişimler olabilir. Yardımcınızla ilgili, mesela evinizde ya da ofisinizde çalışması için bir yardımcı arıyorsanız belki yardımcı bulabilirsiniz bu dolunayda ya da süregelen devam eden yardımcınızla ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Sağlığınıza biraz özen gösterin. Bağışıklık sisteminiz hassas olabilir, daha kırılgan olabilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak için de
günlük alışkanlıklarınızda, beslenmenizde, çalışma düzeninizde bazı dönüşümler yapabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, balık dolunayı 5. evinizde çok romantik bir dolunay sizin için. Aşık olabilirsiniz bu dolunayda. Neptün etkisi romantik, duygusal, hassas enerjiler getiriyor. Eğer hayatınızda birisi varsa onunla da çok romantik paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için de önemli bir dönem. Uranüs 7. evinizde olacağı için eşinizle belki bir karar veriyorsunuz. Sürpriz bir hamilelik, belki bir çocuk sahibi olma, ebeveyn olma gibi konular var. Ya da romantik bir ilişkinizde artık evlilik teklifi alıyorsunuz. İlişkinizi daha uzun vadeli, daha kalıcı hale getirmek istiyorsunuz. Keyifli bir dolunay. Evli olan akreplerimiz, eşinizden sürprizler gelebilir. Size sürpriz bir tatil, bir seyahat ya da sizi sevindirecek bir haberle gelebilir. Bu dolunay size maddi sürprizler de getirebilir. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda, özellikle kazançlar anlamında dolunayın etkileriyle güzel şanslar, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. O yüzden sanatla ilgilenmeniz, sanatla ilgili organizasyonlara katılmanız, biraz böyle ruhsal ve psikolojik konulara da eğilmeniz mümkün. Buralarda da önemli açılımlar olabilir. Eğlenebileceğiniz ortamlar var. Davetler alabilirsiniz. Keyifli bir dönem olduğunu söyleyebilirim sizin için sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, balık burcundaki dolunay sizin için çok çok önemli. Çünkü sizin gibi değişken bir burç. 4. evinizde olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 17 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok önemli etkiler alabilirsiniz. Hassas bir dönemde olabilirsiniz. Biraz içe dönmeniz, kendinizi dinlemeniz mümkün. Hayatınızda istikrar arıyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Bu nedenle ev, yuva temaları, aile konuları, ebeveynlerle ilgili konular öne çıkabilir. Evlenmek, yuva kurmak gibi bir temanız olabilir. Veya ev almak, satmak, taşınmak, evinizde yapılacak bazı düzenlemeler olabilir. Bu dolunayda ebeveynlerinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Ebeveynlerinize yardım etmeniz veya onlardan bazı destekler almanız mümkün. Bazı fedakarlıklar olabilir ya da onlarla ilgili endişeleriniz, kaygılarınız da olabilir. Duygusal beklentilerimiz, ihtiyaçlarımızla içinde bulunduğumuz gerçek dünyanın şartları, bunları iyi dengelemek gerekiyor. Bu dolunay sırasında işte kariyerdeki sorumluluklarınız olabilir, ailenizin sizden beklentileri olabilir. Bu alanda dengeyi iyi korumanız gereken önemli bir dönem. Kişisel güvenliğinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Genel sağlığınıza ve özellikle bağışıklık sisteminize de bu dönemde biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, balık dolunayı 3. evinizde olacak. Bu dolunay sezgilerinizi güçlendiriyor, yaratıcılığınızı arttırıyor. Özellikle sanatla ilgili çalışmalarda çok önemli olabilir, sizin için fayda verebilir. Eğitimle ilgili konularda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ticari aktiviteler içinde bazı fırsatlar var. Özellikle Uranüs'ün açısı. Çocuklarınızla, çocuklarınızın eğitimiyle de ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Bazı eğlenceli seyahatlere, keyifli tatillere çıkabilirsiniz bu dolunayla beraber. Özellikle yakın çevreniz, komşular, kardeşler, akrabalar, onlarla bağlantılarınızın güçlendiği bir dönem. Onlarla daha fazla duygusal alışverişlerinizin olması, belki yardımlaşma temalarının olması mümkün görünüyor ve sevindirici gelişmeler de olabilir özellikle kardeşlerle ilgili. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, balık dolunay 2. evinizi aydınlatıyor. Bu dolunay maddi konularda önemli bir aydınlanma getirebilir. İçinde bulunduğunuz özellikle maddi şartlarınız, sahip olduğunuz değerler, kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, buralarda bir farkındalık elde edebilirsiniz. Tabii ki iş konuları ve para kazanma imkanları da getirebilir bu dolunay size. Veya bazı harcamalar olabilir, yatırımlar olabilir. Özellikle Boğa burcundaki Uranüs'ün ve Kuzey Düğüm 4. evinizde olduğu için hayatınızda kök salmak, yuva kurmak gibi konular, hani kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Bu nedenle biraz da aile ve yuva konularına yönelebilirsiniz. Bu bir ev almak için bir yatırım olabilir. Veya size ait bazı mülkleri, toprak, ev ya da ailenizin değerleri olabilir. Hani bunların dönüştürülmesi, satılması, kiralanması, bu şekilde gelir elde etmeniz ve benzeri konularda da bu dolunay önemli açılımlar getirebilir size. Ve sevgili balıklar, sizin dolunayınız, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay hayatınızda
önemli farkındalıklar getirebilir size. Bir anda başkalarının da dikkatini çekebilirsiniz yaptığınız çalışmalarla. Neptün etkisi zaten sezgilerinizi güçlendiriyor, yaratıcılığınızı arttırıyor. Hayatınızda yardımlaşma temaları çok öne çıkmış durumda. Sanatsal yaratıcılığınız çok güçlü. Bu yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmeniz için de size bir fırsat verebilir tabii ki. Özellikle Boğa burcundaki Uranüs bu anlamda kendinizi iyi ifade edebileceğiniz işi hem yazılı hem sözlü her alanda iş hayatınızda, özel hayatınızda bazı özel yeteneklerinizi keşfedebileceğiniz fırsatlar verebilir size. Bir eğitime de başlayabilirsiniz. Yer değişiklikleri olabilir. Evlilikler ve işbirlikleri alanında da önemli kararlar verebilirsiniz. Venüs ilişki evinizde olacak. Venüs'ün desteğiyle beraber ilişkilerde de bu dolunayda yine önemli bazı fırsatlar, keyifli gelişmeler söz konusu olabilir. Bedensel sağlığınız biraz dolunay etkisiyle hassas olabilir. Sindiriminize dikkat edin, bağışıklığınıza dikkat edin. Çünkü balık dolunayları bizi psikolojik olarak da etkiler. Zaten hassas bir burçsunuz siz. O yüzden ruhsal anlamda da böyle çok melankolik hissedebilirsiniz kendinizi. Bu yüzden kendinizi iyi hissedebileceğiniz faaliyetlere zaman ayırın. Şartları çok fazla zorlamamaya çalışın. Sanatla ilgilenin. Açık havada zaman geçirin. Bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışın. Fiziksel imajınızla da ilgili bazı dönüşümler olabilir. Belki imajınızı değiştireceksiniz. Bu anlamda başkalarının da dikkatine çekebilirsiniz tabii ki. Yer değişiklikleri, taşınmalar ve benzeri konularda söz konusu olabilir sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.